Merhabalar. Bu videoda Binance üzerinde çalışan ve istediğimiz stratejiye göre işlem açıp kapayan kendi hazırladığım bir bottan bahsedeceğim. İlk olarak Binance hesabımızdan bir API oluşturmamız gerekiyor ki bu API ile botu hesabımıza bağlayabilelim. Masaüstü uygulamasından göstereceğim. Sağ üstte mail adresimizin solunda bir insan ikonu var. Kullanıcı merkezine tıklıyorum. Buradan API yönetimi diyorum. Buraya hemen rastgele API deyip bir isim veriyorum. Bana güvenlik için kodlar gönderecek. Onları gireceğim şu an. Gönderdim. Ve bana şu an API oluştu. Fakat vadeli işlem açamıyorum. Bu API ile sadece bu API key ve Secret key önemli. Bunları kaybetmememiz lazım. Bunlar ile sadece spot'ta işlem alabiliyoruz. Kısıtlamaları düzenle diyorum. Spot ve marjinal alım satımını etkinleştirebilirim istersem. Ben spot'ta işlem yapmak istemiyorum. Vadeli işlemleri etkinleştiriyorum. Kaydet diyorum. Tekrar bir kod gelecek. Evet, şimdi ben buradaki API key ve Secret key'i kopyalayıp bir tane not defterine yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Artık ben bu API key ve Secret key'i bir daha göremeyeceğim. Sayfa yeniliyorum. Rastgele API'ye tıkladığımda Secret key'im artık gidiyor. Buradan zaten para çekimine izin verilmediği, evrensel transferlere vesaire, spot'a, marjine izin verilmediği gözüküyor. Bu API ile sadece vadeli işlem açabiliriz ve sadece hesabımızda ne yapılmış onu görebiliriz. Başka bir şeye izin yok. Kendi güvenliğinizi bu şekilde de sağlayabilirsiniz. Şimdi botu çalıştıracağım. Bot ilk önce lisansımı kontrol ediyor. Evet, lisansım var. Hangi coin'de işlem açacağım? Şu an ben botta sadece üstsel hareketli ortalama yani EMA'ların kesişimine göre bir strateji yüklü. O yüzden EMA'larda kesişim olmuş bir coin buldum ve o coin'de işlem açıldığını göstermek için CRV coin'de 1 saatlik grafiğinde işlem açtıracağım. Botu geliyorum. Buraya CRV USDT yazıyorum. Büyük harflerle Enter'a basıyorum. Kaç adet alınacak? Bu adet sayısı tabii ki benim marjinime göre değişir. Vadeli işlemlere gelip CRV'ye baktığımda ben burada 7x yazıyor da çapraz diyor. Bu arada bot bütün işlemleri izole'ye göre ayarlayacak. Onu da göstereceğim. Ben burada kalkıp 18 dolar var şu an hesabımda. 7x'de bile 40 açabiliyorsam veya örnek veriyorum 5x açmak istiyorum. 5x'e getirip buradan sallıyorum 18'in %50'si ile 28 CRV alabiliyormuşum. Ben kalkıp buraya 28.6 yazıyorum. 28.6 yazdığı için Enter'a basıyorum. Kaç dakikalık periyotta işlem yapacak? Kesişim burada 1 saatlikte olmuş, onaylanmış olduğu için buraya 1 saat yazıyorum. 1H küçük harflerle Enter diyorum. API key'e gir. Az önce Binance'ın bana verdiği API key'i kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Secret key'i de kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Kaç kaldıraç olacak diyor. Şimdi burada çapraz ve 5x seçili. Ben burada 6x yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. 6'ya basıp Enter diyorum. Şimdi strateji seçme ekranı geldi. Buraya geliyorum. Yeniliyorum. Bakalım burası 6x ve izole oldu mu? Evet, izole ve 6x'e dönüştü. Artık benim botum CRV coin'inde 6x izole marjin açacak ve 28.6 tane alıp satacak. Şu an bir strateji yüklü. Bir numaralı strateji EMA kesişimlerine göre işlem açar. Bir diyorum, Enter'a basıyorum. Kısa EMA girin. Ben EMA stratejim benim 9.28 yukarı keserse long aç. Aşağı keserse long'u kapatıp short aç. O yüzden kısaya 9 giriyorum. Uzuna da 28 giriyorum.
Kar al ve stoplu bir stratejim olsun. Şimdi ben normalde hareketli ortalama stratejilerinde stop kullanmayı doğru bulmuyorum. Çünkü zaten benim stopum olduğum zaman short açıyorum. Ama yine de bunu soruyorum. O yüzden yes deyip bir denemek istiyorum. Y'ye basıp enter'a basıyorum. Kaç dolarda zarar olmak istiyorsun diyor. 9 dolarla işlem açıyorum. %10'unu hani kaybetmek istiyorum. 1 dolar yazdım. 1 dolar zarar ettiğimde benim işlemim kapanacak. Kaç dolar kârdayken işlemi kapatmak istiyorsun? Kâr al bölgesi de belirliyorum. Buraya da 3 dolar yazıyorum. Enter'a basıyorum. Ve 1.5770 fiyatından long işlem açıldı diyor. Şu an bakıyorum 28.6 CRV fiyatından 6x izole kaldıraçlı işlem açıldı. Peki bunu nasıl açtı? Kesişimlere göre işlem açıyor. Geldim buraya bakıyorum. Kısa EMA siyah olan, uzun EMA mor olan şurada. Buradan mumların üstüne geliyorum. 1 saatlik grafik bu. Bakıyorum bu mumda kesişim olmuş gibi gözüküyor ama yukarıdan bakıyorum kısa EMA daha kesmemiş. 1535'e 1536. Asıl kesişim bu mumda olmuş. Ve kesişimin onaylanmasını beklediğimiz için bir diğer muma geçtiğinde önceki mumda kesişim olmuş mu olmamış mı onu kontrol ediyor. Yani kapanıştan sonra işleme giriyor. Şimdi bakıyorum. Butum açtı ve bekliyorum. 1 dolar zarar ettiğimde işlemi kapatacak. 2-3 dolar da kâra geçtiğinde yine işlemi kapatacak. Eğer ben bunu kapatıp hatta kapatalım. Şu an 18 sent zararla bozdum. Botu da kapatıyorum. Tekrar açtı bot çalıştığı için. Botu kapattım tekrardan. Şimdi tekrar bir işlem açmayacak. Botu tekrar çalıştıracağım. Bu sefer 10 sent zararla falan boz diyeceğim ve 20 sent zararla da karla da işlemi kapat diyeceğim. Bakalım kapatacak mı? CRV USDT 28 1 saatlik APK Secret Key 8x kaldıraç olsun. EMA kesimlerine göre kısa EMA 9, uzun EMA 28. Şimdi burada kar al ve stoplu bir stratejim olsun diye soruyor ya. Ben buraya N yani no dediğim zaman yukarı kestiğinde long açacak. Aşağı kestiğinde long'u kapatıp short açacak. Herhangi bir kar al ve stop seviyesi olmadan yapacak. O yüzden onu göstermeme gerek yok. Şimdi ben buradan yine yes diyorum. Kaç dolar zararda stop olmak istiyorsun? 0.15. 15 sen zarardayken işlemi kapatsın. Ve 0.25 kârdayken de yine işlemi kapatsın. Bakalım doğru çalışacak mı? Enter'a basıyorum. Saatlikte kesişim hala olduğu için işlemi açması lazım. Şu an 6 sent zarardayız. İzleyip bakalım. 15 sent de zarardayken kapatacak mı veya 25 sent kârdayken kapatacak mı? Evet, 20 sent oldu. Bakalım 25 sente çıkacak mı? Evet, kar alındı dedi ve 25 sent ile işlemi kapatıp tekrar long açtı. Tekrar long açmasının sebebi şu. Saatlik grafik olduğu için saatlik grafikte bu mum hala aktif ve bu mumdan önceki mumda kesişim oldu. O yüzden tekrar long açtı.
Olay bu. Ben bunu tabii bir bot olduğu için sağ tıkla zaten kendim işlem yapabilirim. Ama nedir onun ismi? 5 dakikalık da 3 dakikalık da kendinize göre verdiğiniz değerlerde işlem açabilirsiniz. Bakalım. Evet, tekrar kar alındı dedi ve tekrar long açıyor. Sebebini az önce anlattığım gibi bu mumdan önceki mumda kesişim olduğu için bu şekilde davranıyor. O yüzden kapanışlara göre işlem yapmak çok daha doğru bence. Bunu bir saniye istersek tek işlemde yaptırabiliriz. Ama ben sonuçta kar alıp işlemi kapattığım için öbür işlemimdeki zararımı da daha az ayarladığım için bir sıkıntı görmüyorum ve kısa vadeli periyotlarda kullanmanın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu stratejiden stratejiye göre değişir. Hani RSI ile bir strateji yaparsınız. Kesişim yaparsınız yine. Hani RSI Fibonacci'sini yukarı keser dersiniz veya hareket ortalamasını yukarı keser dersiniz. Böyle şeylerle karşılaşmayabilirsiniz veya başka bir stratejide bir kere işlemi kapatar, bir daha açmayabilir. Bu tamamen stratejiyle alakalı bir durum. Şimdi bir de zarar ederse bakalım zarar edecek mi? Son bir onu kontrol edelim. Etmezse de videoyu kapatalım. Bot bu kadar. Şu an sadece MA kesişimleri var. Umarım anlaşılmıştır. Sanırım zarar etmeyeceğiz. O zaman videoyu kapatıyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere.